siz genelde işlerinizde, ben İrem'i yeni takip etmeye başladım. Evet. Şimdi bilmiyorum sizi iş. Uzun zamanda iş genellikle, aylık, iş dışında ben öyle. Ben sadece işle yok yani böyle çok kişisel paylaşım yapmıyoruz. Ya bazen yapıyoruz o hikaye kısmından özellikle hani yapıyoruz ama ya biraz zorunda bırakılıyoruz aslında yani böyle bir durum çok var. Çok güzel laf söyledin, zorunda ya bırakılıyor. Zorunda, yani kimle toplantı yapsam şimdi bu hani belki bir sektörel eleştiri olabilir ama ya işte sen fazla bir şey paylaşmıyorsun, yapımcıyla toplantı yapıyorsunuz ya da işte kas direktörüyle toplantı yapıyorsunuz. Ya senin biraz arttırmak lazım. Siz dediniz ya, onu çok diyecektim. Çok doğru söylüyor. Yani biraz arttırmak lazım. Nedir? Evet. Nedir diyorsun? Arttırmak lazım derken nedir? Ya işte biraz satın alma, biraz şöyle bunları hani teşvik ediyorlar. Şimdi bunu yapmak zorundaymış. Şimdi ben şey hissediyorum o zaman. Ya diyorum benim işte 10 bin bilmem kaç kişi takip ediyor. Çok mu kötüyüm acaba da takip etmiyorlar. Sonra bakıyorsunuz etrafınızda ya dün akşam 15 bin olan takipçisi olan birisi bir günde 1 milyon oluveriyor. Ya diyorsunuz ki ya bu nasıl bir özgüven, nasıl, neyi kabullendin sen diyorum. neyi kabul ettin yani neyi yaşıyorsun diyorum. Fakat buna maalesef ki sektör ya bunu istiyor, bunu yaşamak istiyor. Çok doğru söylüyor. Yani evet. Sahte de olsa onu görmek istiyor. Biz o yüzden şu anda şeyi olmayan, takipçisi olmayan, işte takip eden insanlar sadece bizi sevdiği için veya işte bize değer verdiği için takip eden insanlar olarak bir kitle olduğu için orada. Onun dışında çok böyle bir fazla doldurulmuş bir de hesap olmadığı için diyorlar ki işte yükseltin veya işte neden çok fazla bir şey paylaşmıyorsunuz? Biraz evden çocukla işte Ceren'le bir şey paylaş. Ya çocuğumu niye paylaşayım arkadaşım? Ben çocuğumu paylaşırken zaten 40 tane nazar boncuğu falan koyuyorum. O da hani ya tamam paylaşayım ama dediğim noktada. Ama sen öyle düşünüyorsun. Genelde bunu paylaşanlar ve yapanlar olduğu için kişi de sana öyle diyor. Özel hayat paylaşan çocuğumu, çok var. Onların reklam, tercihi tabii ki. Yani ben tabii eleştirmiyorum kimsenin. Herkesin hayata bakışı. Ya herkesin yani kendi tercihi bu. Ben mesela ilk doğduğu dönemde bir kampanya işi gelmişti. Çocukla birlikte olmamız gereken. Ben tercih etmedim. Başka çocukla da oynamayı tercih etmedim. Çünkü hani bu da bana şey geliyor orada. Kendi çocuğum varken niye başkasının çocuğu? Onun çocuğu şey mi? Ya bu bana birazcık olmuyor ya. Ben bunu kabul edemiyorum bir işte. Bir de ileride o çocuk onu izlediğinde kötü hisseder mi acaba kendin evet, diye ben düşünüyorum. Niye beni oynattın? Tabii Ceren'in en büyük mesela bu konudaki beni aydınlandırmış yönlerinden birisidir. Yarın sana dönüp de acaba babacığım, anneciğim benden izin almadan benim o yaşlardaki işte sümüğüm akan görüntüyü niye koydunuz falan demez mi? O yüzden de onun hakları her zaman bizim için çok çok önemli. O da birey sonuçta. Birey. Yani. Doğduğu gün itibariyle. İleride ne iş yapacağı ne yapacağı belli. Tabii. Onlar hep önüne çok internete koyulan bir şey hiçbir zaman kaybolmuyor. Silinmeyecek artık. Yani. Bire de ben şuna da hep söylüyorum burada defalarca söylüyorum. Seyirciler ezberlemiştir ama şunu söyleyeyim. Yıllar önce 11 milyon 800 bin takipçi. Yani 6 tane fenomeni oynattılar. 6'sının toplamı 11 milyon 800 bin. Ve reel takipçi oldu. Bilinen olan fenomenler. Evet. Film 28 bin izlendi. Ya. Ben de aynısını yaşadım hatırlarsanız. Yani, benim projede de oynayan arkadaşlarım şeydi. Ve gerçekten çok da yetenekli insanlar. Yani ben yetenekli olduğu için bu projeye çok uygun dedik. Ve o arkadaşları aldık. Milyon takipçisi olan arkadaşlarım gerçekten işte 11-12 bin kişi izledi. O dönem siz de bakmış mıydınız yapımcı olarak takipçi sayılarına? Emin olun ben tanımıyordum. Kendisi ile tanıştıktan sonra çok sevdim ve hala her gün görüşüyoruz. O kadar yakın arkadaş olduk. Gerçekten çok kaliteli. Mor komedyen bizim Murat. Ha Murat. Murat. Çok düzgün, çok tatlı bir arkadaşım. Tatlı, gerçekten kalbi çok güzel. Ve ben o projede onun olmasını çok istedim. Hep birlikte evet bu projede olması gerekiyor. Tabii ki bize yine o zaman Murat'ı tanıştıran direktör ya takipçisi de çok fazla la geldi zaten bize. Hani oradan da size bir faydası olur diye geldi. Ya bu konu çok çok böyle tartışılması gereken bir konu. Bu sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, satın almalar, içerisindeki istatistiklerin paylaşılması, işte kaç kişi işte buradan sana link attı bilmem neler falan bunlar çok tartışılması gereken konular. Çünkü %99 demeyeyim %90'ı genelde fake oluyor. Ve bunu bile bile müşteriler işte firmalar buna razı oluyorlar. Yapımcılar razı oluyorlar. Ve sonra hayal kırıklıklarıyla karşılaşıyorlar. Bir de hikaye maalesef. Oyunculuk çok başka bir şey.
Yani evet. Sadece takipçisi olduğu için insanlar gidip kesinlikle. O filmi izlemiyorlar. Zaten kulaktan kulağa duyulan bir şey de var. Aslında fısıltı yoluyla daha fazla evet. izleyici, takipçi evet. çekiyor filmler. Ya sansasyon yaratacaksınız. Bir ani bir fırlayabilmek için ya da iyi oyuncu olacaksınız. O ani fırlayış da ya iyi bir şey oluyor ya da sonu mu oluyor? Tabii ondan sonra ya bu kim dediler gittiler falan durumu. Sonra hatta sosyal mecradan da çekilip kaybolup gidiyorlar. Yapılacak bir şey yok. Şu an dünya bunu gerektiriyor. Hmm. Bu sektörde buna şu anda gebe. Yani seyirci diye bir gerçek var aslında. Yani seni izliyor ve sen sana iki saatini ayıran o insanı keyifli vakit geçirmek zorundasın. Yani benim 3 milyon takipçim olsa ve ben kötü bir oyuncu olsam inanın bana yani 3 proje 4 proje yaparım bir daha proje evet, yapamam. Doğru. Çünkü doğru. o bir yere kadar tabii. yani benim insanların seyir zevkini arttırmam gerekiyor. Onlara bir şey sunmam gerekiyor. Ve inanın bana sadece takipçi sayım düşük diye ben çok fazla proje kaybettim. Doğru. İşte aynen. İyi oyuncu ama çok popüler değil sanki. Kesinlikle. Ya 10 tane evet, sinema filminde oynamışım, başrolünü oynamışım. İşte yaklaşık 20'ye yakın dizide bulunmuşum, başrol vermişler. Yani o dönemde çok iyi oyuncu muydum da acaba ben vardım? Şimdi sosyal medyada çok aktif olmadığım için tercih edilmeme sebebim mi? O kadar böyle soru işaretleri ki bunlar. Yani çok üzüntü verici şeyler bunlar aslında ama İlla ki o da bir şekilde yakında ben eminim bir sistemle bunu ayrıştırabilecekler. Bu satın alınmış işte tabii. popülerleştirilmiş işte o zaten neyse. Var zaten şu anda. Yani satın al bir giriyorsun zaten birçok uluslararası firma ona zaten direkt görüyoruz. Şu anda o çok basit bir de bir şey. Yani birinin profiline girip kaç tane satın aldığını anında görebiliyorsun yani. Yani en azından umut verici. Ben bilmiyordum bu arada. Yok yani yok çok basit o. Ben çok şeye iyi. Şaşırdım. Yapımcının sana bunu teklif etmesine. Kendini kandırmış oluyor. Nasıl bir şey ki bu yani? Yani hale getirmek istiyor. Aslında hatırlarsanız 2010 öncesi bütün oyuncular hep bizler başka diziden başka dizide. Sürekli yani evet. dizi bitmeden ben diziye başlardım. Yani derdim ki abi ben dizideyim şu anda. Nasıl olacak? Başrolünü oynuyorum. Bitiyor diyorlardı. Ben bilmiyorum bu arada. Gidiyordum hemen diğer projeye başlıyordum. Neden? Çünkü sıcağız. Yani o anda bir medyada bir yerimiz var. İnsanlar tanıyorlar. Tanınmış simayız. Şimdi tam tersi oldu. Onlar hiç önemli değil. Ne kadar takipçisi var, ne kadar fazla magazinde yer alıyorsun, bir gündem yaratıyorsun. Bunlar devreye girmeye başladı. Tabii biz de şimdi çocukluğu, aileli böyle hani bizden bir magazin de çıkmıyor. Çocuğumuzu paylaşmaktan tedirgin oluyoruz o falan derken eski magazinden sıkıldı olmuyor insanlar yani artık. Çıkmıyor yani o hikaye öyleyse o hikayenin içerisinde biz olamıyoruz. Ha mutsuz muyuz? Çok mutluyuz, aşırı mutluyuz. Evet. Geziyoruz, tozuyoruz, çocuğumuzu büyütüyoruz. Şey yani o artık eski şey bence biraz da tembellikle alakalı. Bak işte şimdi İrem nasıl bir oyunculuk sergiliyor işte yani... yapımcı ya da yönetmen ona şans vermiş, iki de vermiş ki şimdi... Yıllardır bu işi yapıyor, o kadar okuluna emek vermiş, bu kadar istiyor ki eğitimli, donanımlı. Ama ısrarla şimdi aldatmak mesela, hep aldatmakla anılacak. Evet. Ama o da iyi bir şey, iyi bir oyuncu. Tabii. Ama bundan sonraki gelecek olan projeler içinde illaki bakalım istediği olacak mı, akılla gelecek mi? Evet. Hep bunlar üzücü şeyler. Çünkü aynı isimlerin etrafında dönüyor. İşte tabii. O noktada da şey bütün böyle bir sanki bir şey varmış gibi, bir anlaşma varmış gibi 18 kişi var ve 18 kişinin etrafında dönüyor. Kariyer yönetimi orada işte devreye giriyor. Yani bundan sonraki tamamen kariyerinde vereceği kararlara çok dikkatli devam etmesi gerekir. Ara vermeden iyi seçerek hemen aksiyon almaktır. Yani bir ara verdiğin anda hemen önüne yaklaşık 180 kişi giriyor. Maalesef öyle bir piyasa. O yüzden de hani stratejik olarak çok doğru ilerlemek gerekiyor. Bu kariyer yönetimi çok çok. O da yorucu değil mi fikir olarak? Çok çok zor bir marka yönetmek, bir şirket yönetmek kadar zor bir şey aslında. Ve hani zor savaş gerektiren şeyler. Yani medyası ayrı, rakipleri çok fazla. O kadar çok parametreler var ki içerisinde. O yüzden de çok iyi stratejiler belirleyip gitmek lazım. Biraz da kişinin kendisinde bitiyor evet, konu. Evet biraz da iyi bir menajer sanki. Kesinlikle. Yani menajer burada çok önemli bir rol sıcak oynuyor. Sıcak tutabilecek kişi, aynen. Network'ü iyi olan kişiler bu konuda bence... Hem de öyle hem de biraz maymun iştahlı olmaması gerekiyor. Hani
farkında olmadan her yere göndereyim de daha fazla kazanayım. Hayır diyebilmek. Hayır demesi. En önemlisi. Aynen. Çok güzel. Hayır diyebilmek. Benim oyuncum burada olmamalı falan demesi lazım. Evet. Evet, ben yıllar önce şey aklıma geldi şimdi kulaklaçınası. Ajda Pekkan anlamamıştım da sonra açtığında çok anlamıştım. Yıllar önce bana dedi ki holding gibiyim ben dedi. Ha. CEO'su da, satın pazarlaması da, kurumsal iletişimde her şeyini kendim tabii yapıyorum. Kendim oluşuyorum. Evi şimdi şirket ne demek gibi. Açtı sonra aynen öyle. Aynen. Sanatçı olmak gerçekten çok zor bir şey yani. Evet. Bir de aynı çok... zamanda bir bireysiniz. Yani aynen. İçinde ayırman da gerekiyor. Çok zor hakikaten. Tabii tabii. Sizin için daha zor göz önünde olduğunuz için.